Ee, o günkü milli güvenlik kararlarına gelince 28 Şubat neden unutulmamalı, unutturulmamalı? Evet her ne kadar hayırlı birçok neticeye vesile olmuşsa da bir daha olmamasıyla ilgili ümmet olarak Müslümanlı olarak bizim çıkarmamız gereken dersleri de ifade etmemiz gerekiyor. İşte milli güvenlik kararları o gün 28 Şubat 1997'deki e, o saatler süren toplantıdan sonra açıklanan o 18 maddeye baktığımızda bundan sonra gelecek bizim ve bizim nesillerimizin neden unutmaması neden unutturulmaması gerektiği çok net ortada. Çünkü 18 maddenin 18'de. İslamın ve Müslümanların e, insan haklarına, hürriyetlerine, ibadet hürriyetlerine ve e, adeta insanlık değerlerine karşı büyük bir e, hunharca bir saldırının e, metne dökülmüş hali. Orada e, yer alan birçok madde detaylı bir şekilde satır aralarla birlikte okunduğunda e, Müslümanların ve bu coğrafyadaki Anadolu insanının e, huzurlu bir e, maneviyat yaşamasına e, engel konulmak istenen adeta bir e, manifesto, adeta bir e, darbe metni. Oradaki 18 maddeyi burada teker teker okumak, e, çünkü mahkeme salonlarında bile teker teker maddeleri ele alıp değerlendirdiğimizde hukukçular olarak bunun dahi, e, sanıklar için yeterli bir suç sebebi olduğunu e, ispatlamış ifade etmiştik. Oradaki kararlar Anadolu coğrafyasında yaşayan bir Müslümanın e, hür ibadet hayatıyla ilgili yaşaması gerekenler ve bunların kurumlaşmış hallerine ilişkin e, saldırıları içeren bir metin gibi o metni 18 madde, maddeyi e, okunduğunda çok rahatlıkla e, ortaya konacaktır. Kur'an kurslarından tutun da derneklere, vakıflara, e, hatta e, dinini yaşamak isteyen insanların e, bunun engellenmesine yönelik tedbirlere varana kadar birçok e, cuntacı zihniyetin ürünü olan, adeta emir ve ferman niteliğinde olan bir e, kara liste demekle yetineyim.